Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir kişi nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip Ya Resulallah Allah yolunda kıtal ne demektir? Allah yolunda cihat, savaş ne demektir? Kimimiz gazabına kapılarak sırf öfkesinden dolayı cihad ediyor. Kimimiz ağrından dolayı, utancından dolayı yani kabile asabiyetiyle savaş ediyor. Ayıp olur ne derler diye. Buna ne dersiniz? Yani hangisi Allah yolunda savaştır bunların diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp her kim kelimetullah yani kelimeyi tevhid Allah'ın dini daha yüce olsun diye cihad ederse, savaşırsa onun kısa Allah yolundadır buyurdu. Efendimizin başını kaldırmasının sebebi sual soranın ayakta olmasından başka bir şey değildi. Peygamber Efendimiz oturuyormuş. Soru soran zat gelip ayakta sorusunu sormuş. Dolayısıyla Efendimiz de ona cevap vermek için başını kaldırdı ve İlahi kelimetullah diyoruz. Bugün biz öyle tabir ediyoruz. Allah'ın sözünün, la ilahe illallah sözünün yani Allah'ın dininin yüceltilmesi, Allah isminin yüceltilmesi, neşredilmesi, yayılması, tebliğ edilmesi. İşte bunun için savaşan Allah yolunda savaşmış olur. Gerçi hayatta bütün yapılan işlerdeki gaye Allah'ın dinine uygun yaşamak, onu güzelleştirmek, yaymak, neşretmek olmalıdır bir mümin için. Dolayısıyla bu cihad için söylenen söz bütün işler içinde söylenebilir. Allah rızası için yapılan işler Allah'ın makbulüdür. Efendimizin bu cevabı ol kelim olan ifadelerinden biridir. Zira tek bir sözle suale cevap verdiği gibi fazla bilgiler de vermiştir. Meselenin özünü tek cümleyle hülasa etmiştir. Cevamül kelim az sözle çok manalar ifade etmek manasına geliyor. Peygamber Efendimiz'e uzun uzun izah etmek, her bir sorduğu maddelerin her birisini tek tek ele almak, bu yanlıştır bu da yanlıştır demek yerine işin özünü Allah'ın dini gücü olsun diye savaşan Allah yoluna savaşmıştır diye tek bir cümleyle işi bitirmiş oluyorum. Allah katında faziletin ve İslam nazarında şerefin ölçüsü İslam'a ilk koşanlardan olmak, can ve mal ile Allah yolunda cihad etmektir. Fetihten önce cihad edip infak edenlerle fetihten sonra cihad edip infakta bulunanlar aynı olmazlar. Yani İslam'ın zayıf zamanında İslam'a hizmet edenler daha faziletlidir. Daha sonra İslam güçlüyken aynı işi yapanlar o kadar fazilet kazanamazlar. Cenab-ı Hak katında insanların değeri de onun dinine ilk koşanlar, onun dinine kim daha çok hizmet ederse o daha çok, canıyla malıyla kim daha çok cihad ederse o Allah katında daha değerlidir. Kur'an-ı Kerim'den, ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden anlaşılan öz mana budur. Allah'ın dini yayılsın ve yükselsin diye gayret edenler, sebep oldukları insanların ve daha sonra gelen nesillerinin ecrinden de nasip alırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İslam'da iyi bir çığır yani sünneti hasene açan kimseye bunun sevabı vardır. O yolda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır sünneti seyyiye açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından hiçbir şey noksanlaşmaz. Yani sebep olan, sebep olduğu kimsenin kazandığı günahı aynı alıyor. O işi yapan, günah işleyenden de bir şey eksilmiyor. Bölüşmüyorlar. Çoğaltmış oluyorlar fotokopi suretiyle. Nüs bir nüsa daha artırmış oluyorlar. Sevaplar ve günahlar. Bütün Müslümanların yaptığı haseneler, salih ameller ve ibadetlerin bir misli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayfasına yazılmaktadır. Çünkü hepsine sebep odur. Peygamberimiz Cenab-ı Hak'tan getiriyor. Bizlere İslam'ı öğretiyor. Bu İslam'ı yaşayan, ibadet eden insanların, hayır yapan insanların her birisi Peygamberimizden öğrendiği için onun sayfasına da Müslümanların amellerinden aynısı bir nüshası yazılıyor. Bunlara ilaveten bir de ona insanların hidayete davet etmek için gösterdiği gayretin ecri yazılmıştır. İnsanları hidayete davet etmek için gösterdiği gayretin ecri yazılmıştır. Bir de kendi yaptığı hususi amellerin, marif ma ve yani marifetlerin, bilgilerin ve hallerin hasenatı vardır ki bütün ümmetin amelleri toplansa onların neşrettiği güzel kokuyu bile duyamaz. Onların yüzde birine bile ulaşamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmeti sayısınca kat kat ecirler yazılmaktadır. Sayısını Allah Teala'dan başka kimse bilemez akıl bunun idrakinden aciz kalır. Bir misal vermek gerekirse, İslami bir hususu öğrenip onunla amel eden kişiye bir ecir yazılır. Ona bu bilgiyi öğreten hocasına da bir misli yazılır. Hocanın hocasına ise bu ecrin iki katı yazılır. Üçüncü hocaya dört, dördüncü hocaya sekiz katı yazılır. Ve bu böyle her kademede kendisinden sonrakilerin ecirleri kadar katlanarak, nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar devam eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra 10 kişi olduğunu farz etsek sadece bir hasene, bir iyilik için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 1024 ecir yazılır. 11. kişi de bu bilgiyle amel ederse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ecri 2048 olur. Bu şekilde her bir kişinin artmasıyla kendinden öncekilerin ecri katlanır. Bu kıyamete kadar böyle devam eder. Bu öyle bir durumdur ki onun keyfiyetini allah Teala'dan başka kimse ihata edemez ve akıl bunun hakikatini idrakten aciz kalır. Bu sadece bir hasene. İslam'ın emrettiği bütün iyilikleri, güzellikleri, ibadetler düşündüğümüzde bunu aklın alması mümkün değildir. Bunun yanında bir de sahabenin çokluğunu, tabiinin çokluğunu ve her asırda pek çok Müslümanın bulunduğunu düşünelim. Her bir sahabeye kıyamete kadar sebep olduğu ameller sayısınca ecir verilecektir. Bütün sahabenin kazandığı ecelerin tamamının bir misli de Resulullah Efendimiz'e verilecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hesaptan önceki Müslümanların sonrakilerden daha üstün olduğu ortaya çıkmaktadır. Önce yaşayan insanların daha faziletli olduğu anlaşılıyor. Sonrakilerin ecellerini artırdıkça otomatik olarak önceki Müslümanların da ecelleri artmakta ve az evvel ifade ettiğimiz şekilde katlanmaktadır. Sonrakiler ecellerini artırdıkça öncekilerin de ecri artıyor. Bu durum üzerinde düşünen ve Allah'ın da kendisine tevfikini, yardımını lütfettiği kimseler bütün himmetlerini İslami talim ve terbiyeye verir ve onların neşrine koşarlar. Madem ki bu şekilde Cenab-ı Hak lütfediyor, ihsan ediyor. O zaman akıllı bir insan diyor mutlaka İslam'ı yaymak, İslam'dan bir emri, İslam'ın bir güzelliğini diğer insanlara ulaştırmak için gayret eder ki daha sonra ömrü boyunca kıyamete kadar ona bir sevap kapısı açılmış olsun ecirlerinin hayatlarında ve vefatlarından sonra devamlı katlanarak artmasını isterler. Herhangi bir bid'at ve zulüm ihtiyaç etmekten şiddetle sakınırlar. Tabi bunun aksi de var. Yanlış bir iş ortaya koyarsa bunun da vebali katlanıyor. Zira bunların günahları da aynen sevaplar gibi işlendikçe katlanarak artar. Her Müslüman bu durumu iyice düşünsün. Hayra sebep olanların saadetini ve şerre çağıranların kötü halini tahayyül etsin. Şah Veliullah Eddehlevi rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Görmez misin ki bugün bir kafir Müslüman olmak istese kafirlerin arasından çıkmak, onların adet, gelenek ve göreneklerini terk etmek, İslam'a girip onun ahlak ve adabıyla ahlaklanabilmek için ne kadar müşkilat çeker, sıkıntılara uğrar. Allah Teala babalarımıza, üstadlarımıza ve şeyhlerimize gani gani rahmet eylesin. Çünkü onlar bizi kucaklarında terbiye edip büyüttüler kulağımıza ulaştırdıkları ilk söz kelime-i tevhid oldu. Eğer hazır bizi terbiye etmiş olmasalar da kendi gayretimizle bizim hidayet bulmamız çok zor olurdu. Bugün de onu görüyoruz hakikaten. İlk öğrettikleri adet İslam'ın muamelata dair, dair emirleri oldu. Bizim için bu meşakkat ve zorlukları zorluklara katlandılar. <laughs> Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl terbiye edip yetiştirdilerse şimdi de sen onlara öyle rahmet eyle. İkinci olarak da onların atalarına en güzel şekilde rahmet eyle. Onlar da babalarımızı şefkat uçaklarında böyle yetiştirdiler ve onları bu müşkillerden ve zorluklardan kurtardılar. Dolayısıyla biz kendimizden sonrakilerin hidayet için çalıştığımız gibi kendimizden öncekilere de dua etmemiz gerekiyor. Onlar da bizim hidayetimize sebep olmuşlar, kolaylaştırmışlar işimizi. Yoksa kendi gayretimizle hidayet olmamız gerçekten zor olurdu.